Küçükçekmece Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi Hüseyin Servi'nin ilk Kareler başlıklı fotoğraf sergisinin açılışına sahne oldu. Sergi İstanbul'un değişik zaman ve mekanlarının yansıttığı fotoğraflardan oluşuyor. Küçük yaşlarda amcasının Bulgar pazarından aldığı makineyle fotoğrafa merak salan ve kendini sürekli geliştiren Hüseyin Servi, kişisel ilk sergisi Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Fotoğraflarda daha çok unutulan ve hayat akışı içerisinde görünmeyen insanlar, yıkılmaya yüz tutmuş yapılar ve doğa öncelikli olarak ön plana çıkıyor. İstanbul'un çeşitli ayrıntılarını aktaran, kentin değişken zaman ve mekanlarını yansıtan sergi 13 Mart 2012 tarihine kadar gezilebilecek. Küçükçekmece Belediyesi yine adından çok bahsettirecek önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Mütevazi bir harf hikayesi Vav ve Amentu gemisi başlıklı bu sergi, sembolik bir değerden, bir harften yola çıkarak o harfin etkileyici, derinlikli, manevi ve ilahi etkisini görünür kılmayı hedefliyor. Hat eserlerinde levha ve murakkalarda görülmesinin yanı sıra, mimari eserlerde de sık sık görülen vav harfinin müsenna bir biçimde karşılıklı iki vav olarak yazılmış örneklerinin sergilendiği sergi, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiye İstanbul Milletvekili Nurettin Nebati, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, serginin küratörü Erkan Doğanay ve sergide eserleri bulunan Erol Kılıç katıldı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenen eserler 30 Mart 2012 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Biçimi ve müziğiyle tüm insanlığa örnek teşkil eden Türk müziğinin Barış abisi Barış Manço, sonsuzluğa uğurlanışının 13. yılında Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde anıldı. Sunuculuğunu Yekta Kopan'ın yaptığı programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ve İstanbul Bölge İdari Mahkemesi Başkanı Ali Yaşar Yurdabak'ın yanı sıra Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, eşi Lale Manço ve 7'den 70'e barış severler katıldı. Ali yazar, beni bozar, kütmüyünü çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar. Geceye Barış Manço'ya yönelik çalışmalarıyla adından bahsettiren Semih Çelik de katıldı. Gecede Doğukan Manço'nun samimi anlatımı ve belgesel tadında hazırladığı video görüntüleri de katılımcılara sunuldu. Manço'nun Moda'da müze haline getirilen evinden görüntülerin izlenmesinin ardından Doğukan Manço, Babam Barış Manço konulu duygusal bir konuşma yaptı. 7'den 77'ye programıyla kendi dönemindeki her çocuğun aklında, zihninde, kalbinde yer edinmiş olan Manço'nun adam olmuş çocuklarından Batuhan Aydar da katılımıyla programa renk kattı. Manço'nun 7'den 77'ye programından kesintilerin sunulduğu gecede Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, dünyanın dört bir yanına ayak basmış Barış Manço adına ailesine Çağdaş Evliya Çelebi ödülü verdi. Doğukan Manço ise gecenin ilerleyen saatlerinde canlı DJ performansıyla geceye renk kattı. Gecede son olarak grup 84 konseri damgasını vurdu. Sahneye kendi şarkılarının yanı sıra ve Manço şarkılarından oluşan özel repertuarlarla çıkan grup katılımcıları coşturdu. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, nasıl gelin ayağına takar, hal hal, hal hal, hal hal. Hal hal.
think it's strange when I try to explain how I Küçükçekmece Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Halkalı'da Küçükçekmece Oda Orkestrası ve Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sanatseverlere hafta sonunda muhteşem bir konser verdi. Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi'nde Küçükçekmece Oda Orkestrası'yla müzikal ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra dansçı, sunucu, şarkıcı performanslarıyla göz dolduran sanatçı Demet Tuncer solistliğinde keyifli bir müzik akşamına sahne oldu. Konsere yoğun ilgi gösteren seyirciler de Tuncer ve Oda Orkestrası'na alkışlarla eşlik etti. Öte yandan İstanbul'un müzik yaşamında önemli bir yeri olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde muhteşem bir konser verdi. Keyifli bir müzik ziyafeti yaşayan izleyiciler konser bitiminde başta şef Alexander Rudin olmak üzere tüm sanatçıları ayakta alkışladı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyattan Beyaz Perdeye Film Günleri, Nefise Karatay'ın sunumu ve Cahit Berkay'ın muhteşem konseriyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Yeni Ay, düzenlenen kültürel etkinliklere gösterilen ilginin kendilerini çok memnun ettiğini dile getirdi. Özellikle kültür ve sanat, medeniyete açılan bir penceredir. Bu çerçevede bu ilçeyi kültür ve sanatın merkezi ve kültür ve sanatla ilgili medeniyete açılan bir yol olaraktan inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Muasır medeniyetler seviyesi üzerindeki yerimizi almanın olmazsa olmaz koşulu kültürdür, sanattır, bilgidir, bilimdir. Bu çerçevede İnanıyorum ki Küçükçekmece bu ülküyü çok iyi anlamış ve bu yolda da azami gayreti sarf ettiğini ifade etmem gerekiyor. Ben bir kez daha katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gecenin sonunda perdeye yansıtılan filmler eşliğinde Cahit Berkay, Türk sinemasına kazandırdığı hafızalardan çıkmayan film müziklerinden oluşan bir konser verdi. Yılında kurulan ve farklı müzik tarzıyla müzikseverlerin kısa sürede beğenisini toplamayı başaran Pinani, Küçükçekmece'de coşkulu bir konser verdi. Şubat ayının ilk haftasında çıkardıkları Başka Şeyler isimli yeni albümlerindeki şarkıları ilk kez sahnede söyleyen Pinani'nin yeni albümü ve şarkıları seyirciden tam not aldı. Hiçbir cumartesi Dün bir türlü yetmedi asla cumartesi Gece sabahla bitmedi ben seninim Gece benim sabah benim